Evet içerikler artacak demiştik. Buralara geldik. taşınmalar bitti. işler tamamlandı. Ufak tefek şeyler kaldı ama çok dert değil. Ben de sözümü yerine getirmeye başlıyorum. Yerime değil tabii yerine. ama bak şeyi fark ettim. Ee, Twitch'ten buraya yayın atmak kolay. Twitch'te çünkü giriyorsun konuşuyorsun. Bir yerden sonra ısınıyorsun. ısındıkça havaya giriyorsun. Daha rahat konuşuyorsun. Pat diye videoya girmek birkaç deneme yaptım zor geldi. O yüzden e, boş koltuğu gösterip sizi Simba ile baş başa bırakıp sonradan gelmeyi denedim. Bakalım umarım iyi olmuştur. Artık yorumlarınızı yaparsınız bu video ile ilgili her türlü geçirebilirsiniz. Her türlü abi şöyle daha iyi gibi sanki be. Böyle biraz sırıtmış. Yapıştırın, acımayın. Geçirin, sallayın. Biz bunları açız. Her türlü biz bu işin altından kalkacağız. Belediyeciliğimiz neyse. Peki bugün ne konuşacağız Mandalorian konuşacağız Mandalorian aslında biraz geç kaldım yani taşınmaydı bilmem neydi araya girdi bitti bitmedi biraz da dedim bitirdikten sonra da kafamda demlensin demlendi güzel demlendi tadı da güzel kendisi de güzel ama esas soru şu bu diziyi konuşurken küsleri gerçekten barıştıracak mı kim bu küsler bu küsler bizleriz gerçi gerçekten hani hayatını Star Wars adamış artık hayatının bir parçası olmaktan kurtaramayan onunla yaşayan onunla yatan kalkan insanlar bence artık bu kadar eleştiriler bakamıyor olabilir Star Wars'a çünkü hala yani çevremde bu arada bu gruha dahil çok ciddi bir kesim Star Wars'a karşı özellikle Disney dönemi Star Wars'a karşı çok sinirli. Onlar bile bir noktada abi yani yeter galiba ya bir yerde bir şeyler yanlış biz bile savunamayacağız artık durumuna geldiler. Ben oradan biraz daha erken girdik girdim. Evet ben de Star Wars çok seviyorum. Ama o kadar da hayatımın merkezinde olmadı hiçbir zaman. Ama her şeyini tüketmeye çalıştım. Kitap dünyasına çok girmedim eski kanonlarda vesaire ama çizgi romanlarıydı, filmleriydi, dizileriydi, ortaya atılan görüntülü birçok şeyini basılı olarak da çizgi romanlarını tükettim. E şimdi böyle bakınca Star Wars 7. filme gittiğim günü hatırlıyorum. Baya benim de gözlerim olmuştu itiraf etmem lazım yani ilk açılış sahnesi klasik tema müziğinin girmesi yazıların akması uzaydaki yazıların geçmesi vesaire derken Allah be falan diye böyle hemen kendimden geçmiştim sonra 8. filme gittik sonra 9'u izlemedim ya yani o arayı zaten çok beni takip edenler varsa biliyorlar çok tartıştık çok sinirlendik üzüldük Bizim yatay bakışlarda da konuştuk. Dikey çakışlarda da konuşacağız. Dikey çakış nedir diye merak ediyorsanız Can Sungur'un kanalında abone, aboneler özel bir içerik olarak izleyebilirsiniz. Playlistlerden bulabiliyorsunuz kendisini. Orada birlikte Dikey Çakış adı altında filmleri gömdüğümüz bir serimiz var. Bugün peki Mandalorian bu kadar bizi üzen Disney sürecinin ardından ne verdi bize? Ne yaptı? Yani bizi ikna etti mi? Bizi mutlu etti mi? Beni aslında etti. Bir yandan evet e, tabii ki eksikleri var. Tabii ki mutsuzlukları var. Tabii ki hataları var. Ama hatalar artık hani e, bu iş... Evet abi Oscar adayı olduğu ve nasıl buraya geldi. İşte bu iş bir devrim niteliğinde nasıl buraya geldiğinden çok... Star Wars öyle bir hale geldi ki... Ya artık yüzüne bakılmayacak durumda. İzlemek istemiyoruz. Soğuduk onunla ilgili bir şey tüketmek istemiyorum noktasında. Ya bir durun acele etmeyin sizi kurtarabiliriz belki. Biz bunun işte çözümünü bulduk, Cure'unu bulduk, yani ne tedavisini bulduk tarzı <laughs> bir şey önümüze attı. Bu şeyler neler? Aslında birden fazla şey attı. Bunlardan birincisi bu dizi sonunda minimal de olsa bir zeka barındırıyor. Yani Favreau gelmiş demiş ki ya ben Star Wars evreni sevenlerin, bu evrene vakit ayıranların, ne sevdiğini, ne beklediğini biliyorum. Ha hepsini vere vermeyeceğim. Bazı şeyleri yeni de yapacağım. Ama onların o temeli de koruyarak yeni şeyler ekleyeceğim. Bak yeni şeyler eklemek olmadığı zaman bu iş zaten her türlü kötüye gidecekti. Ki 7. E, filmde biraz da göz ardı ettiğimiz bir durumda. Ben, ben de öyleydim yani çok beğen, beğenmedim ama yani çok beğenmedim ama beğenmiştim. Bu aslında yeni bir şey olmadığını göz ardı ediyordum orada. <laughs> İşte Favreau bunları çözdüğü için bir kere sizin önünüze daha girişten itibaren akıllıca gözüken değil, akıllıca olan şeyler koyacağız. Bak gözüken de özellikle vurguluyorum çünkü akıllı gözükmek de akıllı olmak Gerçekten çok farklı. Bunu da zaten yine yatay bakışlara Joker'de bayağı konuştuk. Kendi yayınlarımda da bahsetmiştim. Ha kendi yayınlarım nerede mi? Twitch'te takip edebilirsiniz. Herhalde link koymayı başarırım buralara ya da koyamayabilirim bilmiyorum. Neyse olmadı, altta linki olur yorum kısmında. Devam. Girişinden itibaren Sizi bir Star Wars dünyasında olduğunuzu Keşif Hissini size verdiğini Yeni karakterlerle, yeni dünyalarla, yeni e, Bazı araçlarla, yeni droidlerle Hemen hissettiriyor. Özellikle 360 derece dönebilen droidleri ilk gördüğüm an dedim ki güzel. Güzel, iyi yere gidiyoruz. Yani burada işleri iyi gidecek. Ve bunu yaparken de diziyi de öldürmemiş, sündürmemiş, uzatmamış. Hem ritmi çok iyi. Hem de e, temposunu bu ritme göre çok ayarlamış. Akışı, hızı, her şeyi tam e, tadında devam ediyor. Tabii bunu yaparken de bir şey daha beceriyor. Becerdiği konulardan biri de e, müzikler. Star Wars'un aslında birçok sıkıntısını, birçok eksiğini örten müzikleri her zaman. Ya bunlar kastım hani sizi motive etmesi, sürüklemesi noktası olabilir eksiklerden kastım. Yani müzikler öyle anlarda devreye girer ki, oha evet ya, evet. Ya yani bu sahnede bir şey eksik ama önemli değil. Müzik beni taşıyor, götürüyor. Kafamda hayal kurmamı sağlıyor. O dizi bittiğinde de o film bittiğinde de bir mesela kitabı okurken de müzik dinlerseniz sahneler okuduğunuz alanlar e, kafanızda o müzik de canlanır. Ya da hayatınızdaki anılar da böyledir. O yüzden akmaya devam ediyor ve adios tamam ya güzel. En azından e, beynimdeki o mutluluk algısını tetikliyorum şu anda. Gayet güzel. Diğer konulardan biri Star Wars'u Star Wars'ta küslükleri giden bir diğer konuda Senaryo planı değil sadece ama hikayenin genel çizgileri ve senaryonun planlanma şekli, senaryo akışı. Yani dizi boyunca hem yan görevler yapılıyor, hem ana görev akıyor. tam bir böyle role play senaryosu gibi. Bunlar olurken de bütün döngü, bütün karakter hikayeleri, karakterlerin ilk giriş anı, tepe noktası, çıkış anı, geri dönüşü ve döngüsünün tamamlanması süreci her şekilde iyi bir matematikle akıyor. Yani şu olmuyor. Ya bir karakter vardı, gözüktü, bir şeyler yaptı, gitti. Ne oldu ona? Bilmiyoruz. Daha çıktı, süt sağdı, geri geldi, öldü falan. Yani bir amaca hizmet etmeyen neredeyse hiçbir şey yok. Yani Quill karakterin ilk çıkışından işte Mandalorian'a Pedro Pascal'ın canlandığı Mandalorian'a ilk eğitim verdiği andan en sonda bu arada evet spoiler. Bundan sonra spoiler gelecek. Tekrar uyarıyorum. Bu dakikadan sonra spoiler'lar gelmeye başlayacak. Tekrar uyarıyorum. Spoiler, spoiler, spoiler. Ondan sonra abi spoiler dedin girdin. Bizleri de izlememiştik. Allah seni yerden şey toplasın inşallah falan tarzı bir şey olmasın. Sonra bana oradan sniper'larla sıkmayın. Tamam mı? Spoiler. Çok büyük değil ama gelecek. Tekrar ediyorum spoiler. Devam. İşte Baby Yoda'nın e, sonra Quill tarafından kaçırılırken, yani pardon kurtarılırken, gemi yetiştirirken ölüşüne kadar, e, Quill'in ölüşüne kadar geçen süreç işte bu karakterin bütün hikaye hizmetini de tamamlıyor. İşte ondan sonra işte aynı konu Griff Karga'da da var, Kara Dune'da da var. Bunların hepsi bütün yan görevlerin çıkış anından ana görevin bitişine kadar hikayenin bir parçası olarak kalabiliyorlar. Yani biz sadece Mandalorian'ın başrolünde sürüklenen oradan oraya giden e, tuhaflıklar izlemiyoruz. Bu bir kere yine Star Wars'ta eksik kalmış, özellikle son dönem üçlemede, filmde eksik kalmış. Filmlerde eksik kalmış konulardan biriydi. Ya bu biraz tabii şeyden de geliyor. Bu fil diziden önce izlediyseniz Rebels'ı, animasyon e, Rebels'ı. Rebels'ta da bu iş çok iyi kotarılmıştı. Tabii orada daha e, büyük bir hikaye vardı. Yani animasyon olduğu için hem işin içi Obi-Wan'ın girdiği hem de bir Jedi çocuğun e, hikayesinin olduğu, keza başka bir Jedi'nin de işin içine dahil olduğu daha büyük bir hikaye vardı. Ama orada da gerçekten aksiyon çok iyi planlanmıştı. Hikaye sıkmadan akıyordu. Yani size 3 filmin verebileceği konuyu alıp bu kadar uzun 8 bölümlük ya da işte Rebels gibi 4 sezonluk bir diziye yayabilmeleri çok büyük başarı. İkisinin de kreatifleri zaten Star Wars evreninin kaliteli kreatifleriydi. Bu da oradan kendini biraz hissettiriyor. Bir diğer konu. Yine Star Wars evreninde unuttuğumuz bu küslükleri yaratan ve burada tekrar bize hatırlatılan konu. Genel olarak evrenlerin, dünyaların, karakterlerin yaratıcılık seviyesi. Yani yeni konulanlar, mevcutlar, buradaki mekanlar, ...karakterlerin kostümleri, kıyafetleri vesaire vesaire bunların hepsi bence yaratıcılık olarak bu dizi için gayet iyi. Yani o kadar tuhaflıklar izledik ki. Son üçlemede değil sadece. Bir önceki üçlemede de tuhaflıklar izlemiştik. Hatta bu evrenin ilk üçlemesi de vardı o ilk olduğu için her zaman bir şeylerden muaf kalacak, onun yeri ayrı olacak, o üçlemenin yeri ayrı olacak. Ama bu dizi artık çok zor bir durumda olan Star Wars evreninde bunu tekrar hatırlattı. Bu da ekstra iyi işlerden biriydi. Özellikle droidleri 360 derece dönen droid kardeşimiz IG 11 ki kendisini Tayyika Waititi seslendirdi. IG 11 bence dizi, dizinin en iyi karakterlerinden biriydi. Bir diğer konuda yine bu küslükleri yani eksiklikleri gideren bir diğer konuda Geçmişte kurulan bağ. Yani burada şimdi Baby Yoda var ortada. Yani bu Baby Yoda'nın e, yani Yoda ırk, Yoda'nın geldiği ırktan olduğu okey bu belli ama bu Yoda, Yoda ile bağ olan bir çocuk mu? Bambaşka bir karakter mi? Nereden geldi? Nereye gidecek? E, değerli olmasının nedeni sadece Force'u çok daha küçük yaşlardan itibaren çok güçlü bir şekilde kullanabiliyor olması mı? bunun cevaplarını muhtemelen gelecek sezonlarda göreceğiz. Gerçi bu arada nasıl akacak dizi çok bilmiyorum açıkçası daha ciddi bakmadım nasıl olacağı ile ilgili net bir bilgi var mı? Açık son bu videoyu yazarken de görmemiştim. Varsa yine yorumlara yapıştırın gelsin. Ben de öğreneyim. Ana hedefim bu videoda bu diziye odaklanmak, bu sezona odaklanmak çünkü. Şimdi bu Babyo da karakter. Şimdi filmler geçmişle bağ kurmadılar. Direkt geçmişi Geçmişin yeni yüzlerini bugün alıp geçmişi bize bir de tekrar anlattılar. Tekrar taşıdılar. İşte veda edeceğiz deyip kopamadılar. Yeni karakter koyup hemen öldürdüler. Sonra eski karakterleri ay dur geri getirelim deyip böyle bir ay içinde yazılmış berbat bir film senaryosuyla önümüze koymaya çalıştılar. Burada işte Yoda karakteri, Baby Yoda karakteri, Mandalorian karakteri bunların hepsi aslında bize daha önce verilen bilgilerin geçmişte verilen bilgilerin karakterlerin ortaya attıklarını bu burada bize tekrar hatırlatıp onların üzerinden bir merak duygusu da yaratıyor. Yani ulan geçmişte bu olmuştu evet e, burada da Yoda'nın çocuğu var işte o da böyle kaçıyor muhtemelen ölecek falan tarzı bir şeye gelmedi. O çocuğun da o bebeğin de bir karakterini bize sundu. O, o bebek karakterinin ...Force dışında ne kadar çocuk olduğunu bize gösterdi. Mandalorian karakteriyle bağ kurduğunu gösterdi. Bir yandan da Mandalorian karakterinin zayıf yönünü ortaya çıkartıp... ...ki diğer aslında bütün karakterler de bunu yapıyor. kuyla de yapıyor, Griff Karga'ya da yapıyor, Cara Dune'a da yapıyor. Hepsinin aslında... ...ya siz, siz o kadar da güçlü değilsiniz, o kadar iyi değilsiniz. Ben bir bebeğim. Ee, ve siz benim hayatımla ilgili aslında tek derdiniz parayken... Benimle karşılaştığınızda ya da benim hayatımın önemli olmasından çok benim size yapabildiklerimi gördüğünüzde, hayatınızı değiştirdiğimi fark ettiğinizde aslında o kadar güçlü olmadığınız, zayıf olduğunuzu fark edeceksiniz. Tarzı akan senaryosu bu dizinin bence en güzel yönlerinden biriydi. Bu da beni ekstra mutlu etti. Müziklerden bahsettik. Bir konu daha var yine bu küslükleri bitirmeyle ilgili. Genel olarak bu evrenin içerisinde farklı dünyalar olduğunu, daha küçük, daha aşağıda kalmış, daha minik hikayelerin çok daha büyük konulara etki ettiğini bize de tekrar hatırlatan yine dizi oldu, manga doğru. Çünkü bunu mesela biz ben yani yan filmlerde bunu göremedim açıkçası. Çok daha ciddi yerlere gitmesi gereken konulara girmediler. Ee, özellikle bu Disney dönemine geçtiğimizdeki yan filmlerden bahsediyorum. Ana üçlemenin dışındaki. Bu yan filmlerde anlatım tarzı, oradaki hikayelerin ana hikayeye hizmeti, yine geçmişten kurtulamaması. Hadi ya abicim Death Star'ın işte bilmem nelerini kurtaracağız. Orada işte Darth Vader çıkaracağız. USB kovalatacağız ama USB yakalayamayacak tarzı çiğliklerle bu bağları kurmaya çalışması falan çok kötüydü. Çok daha güçlü hikayeler olabilirdi. Mesela bu videoyu çekmeden önce şunu düşündüm. ana filmler içinde. Yani o Bivan karakteri bu filmlere dahil olacak ve olacaksa neyi bekliyoruz? Niye ilk filmden itibaren görmüyoruz? Yani bütün sizin planlayabildiğiniz tek şey film sonunda o Bivan mı çıkarmaktı? Ne ya yani bunu, bunu mu düşünebildiniz sadece? Yani şu, kesinlikle çok standart bir yeni üniversite öğrencisi ya da lise öğrencisinin aklına gelebilecek film, sinemaya ilgi duyan bir kişinin aklına gelebilecek bir fikir bu. Hepinizin aklına ben de dahil böyle boktan fikirler çok hızlı gelir. Çünkü basittir, e, popülerdir, bir yerlerden aklınıza girmiştir ve unutmamışsınızdır. Ha evet lan ilk filmi anlatırız, sonunda Obi-Wan çıkar abi herkes merak eder. He. Neyi merak edecek abi? Yani sen tam tersi Obi-Wan'ın içine düştüğü bir komplodan, Belki de geçmişte gerçekten geçmiş bir bağ kuracaksan e, imparatoru yok ettiği düşündüğü andan itibaren içine düştüğü bir komplodan kurtulmaya çalışması. Bunun farkına varmadığı için aslında ciddi bir e, ne bileyim karanlık gücü beslediğini fark etmesiyle vesaire başlatsan başlangıç noktası bizi çok daha bir yere getirebilirdi. İşte bak filmlerde dizilerde hep şu söylenir. E, mesela film bir sinema yapımı ile ilgili kitaplar okursanız ya da işte yönetmenleri dinlerseniz mesela Hitchcock'la e, Truffaut'un kitabını okursanız aslında filmin girişi size çok şey anlatır. Gideceği yönü, hikayesini, amacını film bunu anlarsınız. Size çok şey anlatır ve bir anda sizi içine alması lazımdır. Hani artık şey de değil ya yani buradan beni açtınız baktınız 3. dakikada bir çoğunuz kapattınız o yüzden şimdi bunları duyamıyorsunuz. Çünkü baydınız ya da başka bir şeye takıldınız. Ya da dizi izlemediniz ya da sizi içine çekemedi. Ama ben benim yaptığım içerik bedava. Şimdi sen sinemaya gidiyorsun. Adam orada 5. dakikada ya da 3. dakikada maksimum 15. dakikada ki filmlerin genelde kırılma anı 10-15 on, 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 on dakika arasında oluyor. Ya da senaryoya göre işte 3 saat bir filmse belki 20 dakikaya kadar çıkabiliyor ama kıramadığı zaman senin oradaki o motivasyonunu film olan odağını yakalayamadığı zaman filmin marjinal faydası yani o sana verdiği tat çok hızlı gitmeye başlıyor. Marjinal fayda çok düşüyor. Sen böyle olursun bir, birinci saatten sonra. Uyuyayım mı? Bitse de gitsek mi? Arada mı alayım onu yerim bari. Yandaki de ne konuştu? Kopuyorsun gidiyorsun. Star Wars filmleri de böyleydi. Bak Hobbit de böyleydi mesela. Seni bir türlü o filmin vermek istediği dünyalı Çünkü bomboş şeylerle başlıyorlardı. Başlıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ne anlatıyorsun belli değil. Oyunlarda da var bu dönem sıkıntı. Yani özellikle senaryo yoğun oyunlarda da bu sıkıntı yaşanıyor. Sen içine girene kadar ee, oh, ne oldu, ne bitti. Kafan böyle yoruluyorsun. Oh, hadi başka bir şey yapayım. Ki diziler, yakın dönem diziler de bu hataya çok düşüyor. O yüzden de Mandalorian yine işte son neden olarak Star Wars'un yapamadığı, filmlerde yapamadığın o seni, seyirciyi hızlıca içine çekme konusunu burada çok iyi halletmişti. Ee, onun dışında hani Mandaron'un küslükleri bitirme konusunda bahsedeceğim ana detaylar bu kadar ama birkaç şeyden daha bahsetmem lazım diziyle ilgili. Favreau ve yönetmenler ki son bölümde Tayyika Waititi çekmiş. Ki Waititi'nin e, torundan sonra ben de birçok kişi gibi biraz ön yargılıydım kendisine ama Jojo Rabbit'ini de izledim. Kendisi iyi bir yönetmen. İyi bir yönetmen olduğunu da bence burada da göstermiş son bölümde. Ama tabii biraz Favreau'nun da sanırım e, talebiyle sinema dünyasının geneline çok fazla gönderme, selam vesaire var. Normalde bu beni çok rahatsız ediyor artık. Baba gönderme yaptık işte. Oh işte biz de çok akıllıyız. Ha, bak bak neler neler siz neler neler göreceksiniz. Tarzı şeyler bir yerden sonra bayabiliyor. Ama burada işte Seven Samurai, Equilibrium, Terminator. Sonlarda yakalım. Özellikle son bölümde işte lava giren IG-11. aa oh, dedim direkt Terminator. İşte eee Mandalorian'ı kurtaran Armorer ablamız aşağıda onlara yardım eden Equilibrium'dan o meşhur etrafını sardıktan sonra e, karakter adını unuttum. Kusura bakmayın. Bakarsınız artık yayınlımdan. Etrafını sardıktan sonra onları böyle öldürmesi Preston, ha Preston onları hepsini pataklaması aynı şekil, aynı tarz. Ama daha farklı silahlarla bayağı güzeldi. Ya burada işte Seven Samurai köy bölümü Seven Samurai göndermesi direkt çok çok yani birebiriydi neredeyse. E, I Am No Living Thing bölümü son bölümde Eowyn göndermesiydi bence ya da ben öyle gördüm bilmiyorum. Yani çok fazla e, Serap da değil aslında da güzel oradan gelen güzel parçaları bu diziye entegre edip biraz mutlu etmeye çalışmış seyirci. Yani biraz bu şey gibi olmuş tatlıyı biraz arttıralım da yani yiyen yani mutlu olsun yani tamam çok sağlıklı değil bu biliyorum ama bir ye mutlu ol ya o kadar da değil biraz beslenme düzenini boz iyi bir diyetteyken beslenme düzenini bozarsın cheat yaparsın ya onun gibi olmuş bu gönderme o yüzden beni mutlu etti onun dışında yine Mandalorian'la ilgili eğer bana abi şu konuda ne düşünüyorsun şurası şöyle olsa daha iyi olur muydu bence şöyle daha iyi gidebilirdi ya burayı abartmışsın. Bence o kadar değildi dediğiniz konular varsa yorumlara yazın, videoyu paylaşın. Ee, ne bileyim işte tıklayın, algoritmayı goncuklayın, bir şeyler yapın. Bunlar artık bizim YouTube'da videolarımız artacak. Bunlara ihtiyacımız var. Umarım abonelik de yakında gelecek. YouTube'la meyilliştik. Bu konuyu hızlandıracağız dediler. Bakalım bekliyoruz. Abonelik gelirse abonelik sistemi, YouTube'daki abonelik sistemi hem benim için hem de sizin için daha rahat olacak. Evet, YouTube özel. İlk videomuz bugünlük bu kadar. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.